Bir geminin arkasındaki iz gibi, kara deliğin arkasındaki izi görüyoruz. Daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyordu. Yeni bir çalışma raporuna göre, kendi galaksisinden fırlatılan, muhtemelen diğer iki kara delikle mücadele halinde olan, kaçak bir süper kütleli kara deliğin arkasında, 200 bin ışık yılı uzunluğundaki bebek yıldızlar zinciri var. Gökbilimcilerin daha önce görmediği, hiçbir şeye benzemeyen bu inanılmaz manzara, mutlu bir kaza sonucu Hubble Uzay Teleskobu tarafından tespit edildi. 20 milyon güneşe eşdeğer kütleye sahip süper kütleli kara delik, o kadar hızlı hareket ediyor ki, Dünya ile Ay arasındaki mesafeyi sadece 14 dakikada kat ediyor. Bu haydut kara deliğin ardından kalanlar gibi, yoğun gaz bölgeleri çöktüğünde yeni yıldızlar doğar. Gaz bulutları arasında dolaşan süper kütleli bir kara delik, normalde toplanma adı verilen bir süreçte beslenir. Ancak bu kaçak kozmik canavar, bir ısırık almak için çok hızlı hareket ediyor. Araştırmacılar, sonuç olarak, haydut kara deliğin aktif olarak bebek yıldızlardan oluşan, bir koridor oluşturduğunu ve bunların, süper kütleli kara deliğin menşe galaksisine kadar uzanan, bir kuyruk oluşturduğunu söyledi. Ve bu kuyruk o galaksinin yarısı kadar parlak, yani kesinlikle yıldızlarla dolu olmalı. Yale Üniversitesi'nden, çalışmanın başyazarı Peter Van Dokkum, kara deliğin arkasında, gazın soğuduğu ve yıldız oluşturabildiği yerde, bir uyanış gördüğümüzü düşünüyoruz. Bu nedenle, kara deliği takip eden yıldız oluşumuna bakıyoruz. Gördüğümüz şey, bir geminin arkasındaki iz gibi, kara deliğin arkasındaki izi görüyoruz. Daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyordu. Yıldız sütununun en dış ucunda, inanılmaz derecede parlak bir iyonize oksijen düğümü içinde. Ekip bunun kara deliğin gaza çarpması, onu şoklaması ve ısıtmasının sonucu olduğuna inanıyor. Van Dokkum, önündeki gazın içinde hareket eden kara deliğin bu süpersonik, çok yüksek hızlı etkisi nedeniyle şok oluyor. Nasıl çalıştığı kesin olarak bilinmiyor. Henüz tam olarak netleşmeyen başka bir şey de, süper kütleli kara deliğin ev sahibi galaksisinden nasıl fırlatıldığıdır. Ekip, fırlatılan kara deliğin, ilk olarak 50 milyon yıl önce iki galaksinin birleşerek, iki kozmik titanı birbirine yaklaştırmasıyla meydana gelen, süper kütleli kara deliklerin çoklu çarpışmalarının sonucu olarak, ev sahibi galaksisinden kaçmış olabileceğini düşünüyor. Bu süper kütleli kara delikler birbirlerinin etrafında dönerken, karışıma başka bir galaksi girdi ve beraberinde, başka bir süper kütleli kara delik taşıdı. Eski bir atasözü olan, iki arkadaş, üç kalabalık şeklinde, üç kara delik arasındaki etkileşim kaotikti ve, bir kara deliğin diğerlerinden momentum çalmasına ve, uzaya fırlamasına yol açtı. O araya giren kara deliğin, kendisini sisteme tanıtması ve sonunda, kozmik bir guguk kuşu gibi, orijinal kara deliklerden birinin yerini alması için, iyi bir şans olduğu anlamına gelir. Kontrolden çıkmış kara delik eski arkadaşlarından uzaklaşırken, yeni çift ters yönde hareket etmiş olacaktı. Ve yıldız kuyruğuyla uzayda yarışan kara deliğe, ev sahibi galaksinin karşı tarafında, kaçak bir kara delik ikilisine dair ipuçları var. O araştırmanın bir sonraki adımı, çalışma ekibi üyelerinin yardımıyla, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu ve Chandra X-ray gözlemevi ile, bu ikili kara deliklerin kanıtlarını aramak olacaktır. Bilim adamları, Van Dokkum ve ekibinin bu devasa kozmik kaçışın, olağanüstü gözlemini ilk kez yaptıklarında, deneyimledikleri şansın aynısını umut edecekler. Van Dokkum, bu tesadüfen rastlamamız dedi. Hubble görüntüsünü tarıyordum ve sonra, küçük bir çizgimiz olduğunu fark ettim. Hemen, ah kamera detektörüne çarpan ve, doğrusal bir görüntüleme artefaktına neden olan, bir kozmik ışın diye düşündüm. Kozmik ışınları ortadan kaldırdığımızda, onun hala orada olduğunu anladık.